Bey, sen bana oyuncak verdin. Çok güzel. Ben çok oynadım ve kırıldı. Hey Lili, üzülme. O kırılmadı. O yapboz oyuncak. Öyle mi? Benim de böyle olmuştu. Nail babaya götürdüm. Hemen tamir etti benim için. Hadi onu Nail babaya götürelim. Hemen, hemen. Merhaba Nail baba. Merhaba çocuklar. Nail baba, geçen gün benim oyuncağımı toparlamıştın, hatırlıyor musun? Şimdi bir tane daha kırıldı. Onu toplamaya yardım eder misin? Tabii ki Pepe. Nerede benim matkabım? Nerede benim tornavidam? İşte burada. Teşekkür ederim Lelicim. Peki, başlayalım o zaman. İşe en büyük parçadan başlayalım. Gövdesine diğer tarafını takalım. Ve iki tane lombozunu da yanlarına yerleştirelim. Bir, iki. Tabii ki lombozlarını da cıvatalamayı unutmayalım. Yoksa düşerler. Bu iki sarı parça da denizaltımız suyun üzerine çıktığında kalabilmesi için. Onları da yerlerine yerleştirelim. Birisi bir tarafına, diğeri diğer tarafına. Hemen onları da sabitleyelim. Harika. Bakalım sırada ne var? Mor pervaneleri de arkasına, önüne takalım. Birisi buraya, bir diğeri de buraya. Tabii ki onları da sabitleyelim. Evet Pepe, hem de harika oldu. Onu yüzdürmeye ne dersiniz? Lili, Lili, bak tamir oldu. Üzülmene hiç gerek yok. Hadi onu yüzdürelim. Pepe, ben de çok korkmuştum oyuncağını bozdum diye. Haydi oynayalım. Hop. Bak, suyun altında yüzüyor. Burada da periskopu var. Çocuklar, Pepe ve Lali'nin bozuk diye düşündüğü denizaltını da tamir ettik. Sizler de bozuk diye düşündüğünüz oyuncak varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Belki ben onları sizin için tamir edebilirim.